Burada okuyacağız ama bu mantıkta birkaç dersimiz var, onu bitirmemiz lazım. Evet. Bu fıtriyatun. Hani dedik ya, kıyas altı çeşittir. Onlardan, o çeşitlerden birisi burhandır. Burhan da dedik altı kadıya grubundan yapılır. Sonuncusu budur. Fıtriyat dediğimiz bu kadıya türleridir. Hani evveliyat geçmişti, hadsiyat geçmişti, müşahedat veya mücerrebat geçmişti. Değil mi? Bir de fıtriyat. Vahye fıtriyat hangileridir? Kadaya kıyasat ve maha. Kıyasları birlikte olan bazı kadıyelerdir. Onlara fıtriyat denir. Mesela ne gibi diyorsunuz ki? El arbaatu zevcun. Dört çift sayıdır. Yani bugünkü ifadeyle bölünebilen bir sayıdır. Ha, bu kadıya kıyası onunla birliktedir. Niye? Çünkü bir sebebi vasatın hadirin fi zihni. Bu kadıya niye kabulümüzdür? Çünkü onunla birlikte haddi avsat zihne geliyor. Yani haddi avsatın bulunduğu bir kadıya zihne geliyor. Eşe kıyas zihne geliyor. Ve bir kıyasla alo. Alo sen. Müreddin hocam dersteyim, sonra görüşelim mi? Şöyle bir saat sonra biter. Tamam inşallah. Aleykümselam. Evet. Demek ki fıtri kadiyeler haddi avsatı taşıyan bir şey veya bir kıyasta haddi avsat olan bir kavram, öyle diyelim. Bir kıyasta haddi avsat olabilecek bir kavram onunla birlikte zihne geliyor. Ki o kavram nedir? El-inkisamu bi-mütesaviyeyni. Budur. Nasıl? Yani siz el-arbaatü zevcün dediğinizde bu el-inkisamu bi-mütesaviyeyninin haddi avsat olduğu kıyas şöyledir. لِأَنَّهُ مُنْقَسِمٌ بِمُتَسَاوِيَيْنِ وَكُلُّ مُنْقَسِمٍ لِمُتَسَاوِيَيْنِ الزَّوْجُ فَالْعَوَاتُ زَوْجُ. وَمِنْ هَذَا الْقَبِيلِ bu gruptandır. اَكْثَرُ الْاَقِيسَةِ الْمُرَتَّبَةِ فِي الْعِبَارَاتِ İbarelerde tertip edilen birçok kıyas böyledir. Yani bir diyelim ki metinde bir iddia geçiyor. O iddiayı ispatlayacak bir kıyasın haddi avsatı olabilecek kavram geçiyor. O kavrama yer veriliyor. Tekrar söylüyorum. Bir metinde bir iddia geçiyor. O iddiayı ispatlayacak bir kıyasın, bir kıyasla haddi avsatı olabilecek bir kavram geçiyor. Evet. والمجربات والحدسيات والمتواترات لا تكون حجة على الغير إلا إذا وجدت فيه الأمور المقتضية لها. Bu üçü mücerrebat bir, hadisiyat iki, mütevatirat üç. Bunlar başkasına karşı delil olarak kullanılmazlar. Ancak bunu gerektiren bir şey, mesela tevatürü gerektiren, yani o sizin zikrettiğiniz iddiada tevatür gerektiren bir durum varsa veya hadsi bir durum varsa veya kullandığınız diyelim ki tecrübe varsa o zaman delil olur. Mesela birisine dediniz ki aspirin baş ağrısını fayda veriyor. Bunu kime karşı kullanabilirsiniz? Bu tecrübeyi gören bir şeye karşı
bunu kullanabilirsiniz. Eğer bu böyle bir tecrübesi yoksa bu ona karşı kullanılmaz. Sonra el burhanu burhan, yani yakiniyattan oluşturulacak olan burhan kıyası başka bir açıdan ikiye ayrılıyor. Başka bir bakış açısıyla, başka bir yönle. Bir, limmiyun, burhan-ı limmi var. İnstüdille bil müessiri alel eser. Eğer müessiri esere delil göstersen, yani bu kainat eserdir. Allah Celle Celaluhu müessirdir. Allah'ın varlığını, azametini, kudretini, ilmini, hikmetini bu kainatın düzenine delil kullanırsan ona burhan-ı limmi denir. Mesela başka bir örnek veriyor. Fekavlina hâzâ mutaffinul ahlâtı. Bu adam ahlat eski tıbbın kullandığı klasik dönem tıbbının, İbn-i Sina tıbbı vesaire, onların kullandığı bir kavramdır. Yani vücuttaki karışımlar, onlar o karışımların dört tane sevdavi, safavi falan dedikleri, işte bu adam yani birisine işaret ederek, evet yani o ahlak bir kandır, bir belvamdır, bir safra, bir de sevda. Bu dört ahlak bunlardır. İşte diyor ki bu adamın ahlakı yani karışımları bozulmuştur. Bu tafsir demek yani bozulmuş demek. Ve kullu mutaffinil ahlakı mahmumun, karışımları bozuk olan herkes sıtmalı demektir. Dolayısıyla fâle mahmumun, bu adam nedir? Sıtmalı. İşte burada neye gösterildi? Müessir, mutaffin ve ahlak, eser, humma. Yani sıtma. Bu onun tesiri, bu ona gösterilince buna ne diyoruz? Burhan ilmi diyoruz. Evet. Ve inniyyum. Bir de burhan-ı inni var. Limmiyyun ve inniyyun. Ve huve burhan-ı inni inspüdille bil eferi alel müesseri. Yani birincisinin tersi. Eser müessire tercih. Şey yapılırsa mesela biz kainat eserdir. Onun müessiri olan Allah Celle Celaluhu'nun varlığına gösterdiğimizde o burhan-ı inni oluyor. Ke kavlina hâzâ mahbûmû, bu sıtmalıdır. Ve kullu mahmumun mutaaffinul ahlat, her sıtmalı da bunun karışımları bozulmuş demektir. Dolayısıyla hâzâ mutaaffinul ahlat, bu nedir? Karışımları bozulmuş biridir. İşte buna da burhan-ı inni diyoruz. Burhan bitti. Yani o hani dedik ya kıyas beş çeşittir. Birincisi burhandı. Burhan materyal önermeleri itibariyle dedik sadece yakiniyattan oluşur. Yakiniyatın da altı çeşit olduğunu, evveliyat, fıtriyat, hadsiyat, mücerrebat ve müşahedat ve mütevatira. Bunları şöyle de ve imma cedelu. Şimdi o bitti. Veya nedir? Cedeldir. Cedel nedir? Yani cedel de kıyasın bir çeşididir. Evet. Cedel ve huve evet. Kıyasun kadaya, kıyasun muellefun minel meşhurati, meşhur önermelerden yapılmış bir kıyastır. Peki meşhurat nedir? Ve hiye kadaya yu'terifu biha cemi'un nasi. Meşhurat şudur.
bütün insanların veya büyük bir kısmının umumi bir maslahattan dolayı itiraf ettiği, kabul ettiği önermelere meşhurat diyoruz. Mesela ki kavline şöyle diyoruz. El adlu hasen. Bu meşhurat. Ve zulmü kabihun. Mesela örneğin bir idareci bir şey yaptı. Dediniz ki ma fa'alehu'l emiru adlu ve kullu adlin hasenun fema fa'alehu'l emiru hasen. Bu kıyas, buna cedel diyoruz. Evli rıkkatin veya rıkkatten dolayı, yani merhametten dolayı insanların kabul ettiği ya umumi maslahat veya şefkatten dolayı. Mesela diyorsunuz ki muraatu duafai mahmudetun. Zayıfları gözetmek mahmud, güzel bir, övünen bir şeydir. Veya vel ihsanu ile abai hasenun. Atalara, şey, anne babalara, atalara iyilik yapmak güzeldir. Bu da meşhuratlandır. Evli hamiyetin veya bir hamiyette, yani bir namus duygusundan dolayı insanların kabul ettiği. Mesela ne gibi? Ke kavlina keşful avratin mezmumu. İnsanların avret yerlerini erkek için diz ile göbek arası, kadın için her taraf. Kadının her tarafı avrettir. Yani tabi bugün güya örtülü kadınlarımız kolları yarısına kadar açık, göğüsleri açık, ayakları özellikle bu baş örtülüyle çorapsız geziyorlar. Ah, bunları ne yapmak lazım? Evet. İşte avreti keşfetmek mezmumdur, kötüdür. Mesela diyorsunuz ki falanca kadının ayak çorapsız çıkması kötüdür. Bu iddia. Niye kötüdür? Çünkü onda, o davranışta avretin keşfi vardır. Avretin keşfi de mezmumdur. Dolayısıyla bu kadının yaptığı mezmum. İşte bu kıyasa ne diyoruz? Cedel diyoruz. Evli adatın veya adetten dolayı insanlar ne yapıyorlar? Çirkin görüyorlar. Kekubhi zıbhal hayvani indel mecusi. Mesela mecusilere göre hayvanların kesilmesi çirkindir. Veya mesela Hindulara göre ineğin kesilmesi çirkindir. Bu onların adet, dini adetlerinden dolayıdır. Onlar da kendilerine göre böyle bir önermeden ne yapabilirler? Kıyas yapabilirler. Veya neden insanlar itiraf ediyorlar, kabul ediyorlar? لِكَوْنِيَا شَرَائِعَ وَاَدَابًا. Çünkü o iş, dinin koyduğu hükümler, şeriatlar, yani hükümler ve dinin koyduğu bir edep olunca insanlar kabul ediyorlar. Mesela diyelim ki diş fırçalama, bu dinin bir edebidir. Dolayısıyla birisinin yaptığı bir diş fırçalaması bu güzeldir diyorsunuz. Niye güzeldir? Çünkü o dinin bir sünnetidir. Dinin her sünneti güzeldir. Dolayısıyla bu da güzeldir. Nâv el-hayâhu minel iman. Başka, yani utanmak imandandır. Ve kad teltebisul meşhuratu bil evveliyyâti. Bazen diyor meşhuratla evveliyat birbirine karışabiliyor. وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا. İkisi şöyle birbirinden ayrıt edilir. Ki evveliyet biliyorsunuz Burhan'ın terkip edildiği bir kıyas çeşidiydi. Ha, oyla meşhuratı nasıl ayırıyoruz? Şununla بِأَنَّ الْعَقْلَ لَوْخُلِّيَّ وَطَبْعَهُ. Bu لَوْخُلِّيَّ وَطَبْعَهُ bir klişe ifadedir. Bu birçok müellif, birçok bağlamda bunu kullanıyor. Yani akıl tabiatiyle baş başa bırakılırsa, yani dışarıdan bir müdahale falan olmaksızın bırakılırsa hakeme bile evveliyati.
evveliyata hüküm eder ama dünel meşhurati, meşhuratla hüküm etmez. Anlaşıldı mı? Yani bi ennel akle lev hulliye ve tab'ahu, akıl kendisiyle baş başa bırakılırsa, yani onun tarifinde de geçtiği gibi iki tarafın, yani mevdu ve mahmulun tasavvuri ve aralarında bir nisbetin olmasıyla ne yapılıyor? Şey yapılıyor, kabul ediliyor. Mesela el-vâhidun nisfü'l isneyn vel-kullu âzama minel cüz, bunlar gibi, bunlar evveliyattır. Ama meşhurat öyle değil. Yani meşhurat aklın kendi başına hüküm verebileceği bir şey değil. Mesela keşfül avrati mezmumun, bugün bu toplumda öyle midir? Yok maalesef. Hani ya? Çünkü o akli bir, aklın kendi başına karar vereceği bir şey değil. Toplumda var olan adetlerden dolayı. Evet. Vahye meşhurat kattekunu sadikaten. Yani bu ikinci bir fark. Meşhuratla evliyat arasında. Meşhurat daima, evliyat daima sadıktır. Ama meşhurat sadık da olabilir. Kazık da olabilir. Ve evliyat o sadıkatu elbette. Üçüncüsü, yani meşhuratla evliyat arasındaki üçüncü fark. لِكُلِّ قَوْمٍ مَشْهُرَاتٌ بِحَسَدِ عَادَاتٍ وَعَدَابٍ وَصِنَاعَاتٍ, her kavmin adetlerine göre, edeplerine göre, yani ahlaki ilkelerine göre, sanatlarına göre, ıslahlarına göre her kavmin bir takım meşhuratı vardır. Ama evliyat öyle değildir. Yani kavimlere göre değişmez. Mesela Müslüman bir topluluğa göre kadının, affedersiniz, bağışlayın, yarı çıplak gezmesi mezmumdur. Ama bugünkü batı ve batıcı olanlara göre bu normaldir. Hatta medeniliğin bir şeyi olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla değişiyor ama evveliyat değişmez. El kullu azamu minel cüz'i. Bu Afrikalı'ya göre de aynıdır. İngiliz'e göre de aynıdır. Bilmem Tacik'e göre de aynı değildir. Ev minel musallemati. Bu ev minel musallemati yukarı atıftı arkadaşlar. Yukarı dediğimiz, şurada dedik, el cedelu kıyasun muallefun minel meşhurati ev minel musallemati. Oraya atıftır. Veya cedel musallemattan yapılan bir kıyastır. Vahya müsellemat neydi? Kadaya tüsellemu minel hasmi. Kasımdan gelen veya kasım, yani sizinle tartışan kişi tarafından kabul edilen bir önermelerdir. O kabul ediyor. Siz kabul etmiyorsunuz. Ama onu susturmak için feyebni aleyhel kelama lidefihi. Onun, efendime söyleyeyim, o iddiasını, sen bir kelamını bina ediyorsun. Yani onun kullandığı önermeyi kullanıyorsun. Ta ki onunla ne yapıyorsunuz? Onu def ediyorsunuz. Mesela ne gibi? Keteslimil fukahai mesaile usulü fıkhı. Mesela fakihler bir fıkhi meselenin gay aslının teşkil eden usulü fıkhı tartışmalarında, mesela diyelim ki Şafii bir Hanefi'nin usul-ü fıkıhdaki bir meselesini ne yapıyor? Onu alıyor, malzeme olarak kullanıyor ve bununla ne yapıyor? Onu def etmeye çalışıyor. Örneğin rakabeyle ilgili, diyelim ki Hanefi dese ki bu rakaba mutlaktır. Şey, rakaba zihardaki rakaba mümin de olabilir, kafir de olabilir derse, Şafii dese ki hayır, o da mümindir. Şafii ona karşı hangi usulü kullanacak? Ona diyecek ki bak, sen de mutlakın bazen mukayyet olduğunu söylüyorsun. Bu da
mutlaktır, başka yerde tepkid edilmiştir. Dolayısıyla ben bundan bu hükmü çıkarıyorum. İşte bu şekilde müsellematen yapılmış oluyor. Vel garadu minhu, bu cedelden, bu damiri cedele gider. Cedelden maksat ilzamul hasmi. Hasmi susturmak ve ikna'u men huve kasirun idraki mukaddimatil burhani, yani yakiniyattan oluşan burhanın mukaddimelerini kavramaktan kasır olan, yetersiz olanı bu müsellematla ne yapmaktır? Ve meşhuratla ikna etmektir. Evet. Ve burada duralım ya. Yani. Evet. Yok. Hiçbirisi Burhan kuvvetinde ne cedel, ne şiir, ne hitabet, ne muhalif. En güçlü Burhan'dır. Hatta udu ilâ sebi'i rabbike bil hikmeti, onu bazı mantıkçı diyor, hikmet Burhan'a işaret. Evet şeyh.